Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karanlık Dosyalara bir yeni bölümle daha devam ediyoruz. Ve bugün size Idaho'da yaşanan üniversite öğrencileri cinayetlerinden bahsedeceğim. Herkesin benden istediği ve benim de açıkçası aylardır takip ettiğim bu dava. Bu aralar çok popüler olduğu insanlar arasında çok konuşulmakta. Ethan, Zena, Maddie ve Kaylin'in davasından bahsediyorum, eğer isim olarak söylememi isterseniz de. Ancak öncelikle bir şey söyleyeceğim. Geçen hafta video gelmediği için kusuruma bakmayın lütfen. Çünkü gerçekten hastaydım yaklaşık bir haftadır. Hatta şu an sesim kötüyse onun için de kusura bakmayın. Uzun zamandır böyle olmamıştım yani. Bir gripten resmen bir hafta boyunca yatmış oldum. Ve benim de çok böyle sinirlerimi bozdu bu durum. Ama dediğim gibi şu anda buradayım. Geçen hafta o yüzden video atamamıştım. Yani yerimden kalkacak halim yoktu. Bu hafta geri döndük. Bu dava benden dediğim gibi çok isteniyordu. Instagram üzerinden ben zaten hep güncellemelerini paylaşıyordum bu davanın. Yani açıkçası şöyle söyleyeyim. En başından beri, Kasım'ın başında yaşandı ve ben o zamandan beri takip ediyordum. Ama böyle gerçekten bir şeyler bulunmaya başladığını duyurdukları ana kadar paylaşmamıştım. Ama benden isteyenler de yine tabii vardı. Ve Instagram'dan artık paylaşmaya başlamıştım bir yerden sonra. Ki bu tarz konularda eğer bana dava önerecekseniz, böyle güncel davalardan haberdar mıyım merak ediyorsanız, öncelikle Instagram'a girip o öne çıkanlarda dava güncellemeleri kısmına bakmanızı öneririm. Çünkü ben davalarla alakalı Instagram'da paylaştığım her şeyi o dava güncellemeleri öne çıkanlarına ekliyorum. Ve hani genelde zaten bu videoyu yapacağımın da Instagram'daki kişilerin çok önceden haberi olmuş oluyor. Onlarla genellikle konuşuyoruz videoyu paylaşmadan önce. İlk bilgiyi onlar elde etmiş oluyor açıkçası. Çünkü bu tarz şeyleri oradan paylaşmak çok daha kolay YouTube'a hazırlayıp koymaktansa. O yüzden YouTube için bir birikim oluşturup böyle video çekebileceğim hale geldiği zaman bekliyorum. Eğer siz de merak ediyorsanız, bunları da okumak istiyorsanız ya da gelecekteki güncellemeleri merak ediyorsanız, dediğim gibi hesabımdaki öne çıkanlara bakabilirsiniz. Çünkü birçok kişiden mesaj geliyor, sizi yapmayacak mısın vesaire diye. Bakıyorum beni takip etmiyorlar ve büyük ihtimalle o kısma da bakmamışlar, görmemişler. O yüzden bunu yapacağıma dair yaptığım duyuruları, ki birden fazla duyurdum. Dediğim gibi bu tarz şeyleri önceden paylaşıyorum. Bununla alakalı bilgiler de paylaşmış. Eğer merak edenleriniz varsa öncelikli bilgi orada oluyor. Ayrıca videoya geçmeden önce en son olarak Karanlık Dosyalar Podcast'inin bu haftaki bölümünde Dimebag Darrell davasını işledik. Gerçekten metal dünyasına, müzik dünyasına ismini yazdırmış birisiydi kendisi Pantera grubuyla. Ve maalesef ki kontrolden çıkan bir konser sonucunda yaşananlar müzik dünyasının en büyük trajedilerinden birisi haline geldi. Eğer onun davasını da dinlemek isterseniz açıklamaların en başındaki linklerden de ulaşabilirsiniz. Yani açıklamaların içinde. Bu videoda çok fazla link verebilirim. O yüzden açıklamalarda podcast linkini de görebilirsiniz. Evet, çok uzattım ama artık videoya geçebiliriz. Bu videoda ben olayların nasıl işlediğinden bahsedeceğim. O yüzden lütfen sonuna kadar izleyin. Çünkü sonunda bile bir şeyler olacak anlatacağım size aslında. Bu davayla alakalı aradığınız her bilgiyi bu videoda bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten deli gibi araştırıyorum ben de. Videolarda olacak, video içerisinde evin 360 derece görünümü içinde, evin içinde tur bile yapacağız bu video esnasında. O yüzden hazırsanız yanınıza kahvenizi ya da yiyecek bir şeyleriniz varsa alabilirsiniz ve başlayabiliriz. 12 Kasım 2022 Cumartesi günü Idaho'da çok korkunç bir olay yaşandı. Sabah polis bir eve çağrıldı ve eve gittiklerinde 4 tane üniversite öğrencisini cansız bir şekilde buldu ve başlarına korkunç şeyler gelmişti. Bu kişilerse 20 yaşındaki Ethan Chapin, 21 yaşındaki Madison Morgan, herhalde öyle okunuyor, 20 yaşındaki Zena Kernodle ve 21 yaşındaki Kaylee Goncalves'ti. Goncalves diye okuduğunu gördüm muhabirlerin, o yüzden öyle okuyorum. Yanlış okuyorsam lütfen kusuruma bakmayın ama odağımız zaten bunları doğru okuyup okumamam değil şu anda bence. Olay o kadar kötüydü ki evin dışından akan kanlar bile görünebiliyordu fotoğraflarda, ki zaten Google'da ararsanız her yerde göreceksinizdir. Peki bu hayatını kaybeden kişiler kimdi? Çok kısa bir şekilde böyle bahsedeceğim bir iki cümlelik hepsinden. İlk olarak Madison'dan bahsedelim isterseniz. Madison üniversitede, Idaho Üniversitesi'nde pazarlama bölümünde okumaktaydı. Ve kendisi son sınıf öğrencisiydi. Kaylee de aynı üniversitedeydi. O da son sınıf öğrencisiydi ve genel bilimler diye bir bölümdeymiş. Yanlış görmediysem öyle çevirdim ama
emin değilim. Her neyse, Kaylee ve Madison aslında üniversitede tanışmış kişiler değillerdi. Bir evde birlikte yaşıyorlar, bu bahsettiğim evde. Ve kendileri 6. sınıfta tanışmışlardı. O zamandan beri ise en yakın arkadaşlardı. Hatta aileleri onları kardeş gibi gördüklerini söylüyorlardı. Öyle bir yakınlık vardı aralarında. Birlikte liseye gitmişlerdi. Ardından kolejlere bakmaya başlamışlardı. Idaho Üniversitesi'ne birlikte gelmişler ve en sonunda da birlikte eve çıkmışlardı. 6th grade they just found each other and every day they did homework together, they came to our house together, they shared everything. Then they went to high schools together. Then they started looking at colleges, they came here together. They eventually get into the same apartment together. And in the end they died together in the same room, in the same bed. And it's a shame. Zena Karen Adelsa 20 yaşındaydı dediğim gibi. Kendisi Post Falls, Idaho'dandı ve okulda bir pazarlama öğrencisiydi o da. Pazarlama bölümünde okuyordu. Aynı zamanda kendisi Pi Beta Phi adlı bir kız grubunun topluluğunun, yurdunun diyeyim, üyesiydi. Hani üniversitede topluluklar oluyor ya, onlar da böyle onların bir üyesiydi, yani onlardan birisini. Ethan Chapin ise onlarla birlikte bu evde yaşamıyordu. Yani Zena, Kaylee ve Madison aynı bir evde yaşıyorlar. Aynı zamanda buna ek olarak iki ev arkadaşları daha var. Onlara bir şey olmamış bu davada. Geleceğim oralarda zaten. Ethan onlarla bu evde birlikte yaşamıyor ama Zena'nın erkek arkadaşı. Ve olayların yaşandığı gecede kız arkadaşının yanında, yani onların evinde kalmış. Bu şekilde olaya dahil olmuş oldu aslında. Ethan da Sigma Chi sanırım öyle okunuyor. Topluluğunun bir üyesiydi aynı zamanda okulda ve kendisi rekreasyon, spor ve turizm yönetimi alanlarında eğitim görmekteydi. Şimdi olayların olduğu gün neler yaşandı? İsterseniz birazcık bundan bahsedelim. Daha sonra olayların yaşandığı yeri anlatırken size evin içini vesaire de göstereceğim, dediğim gibi videolu bir şekilde. 12 Kasım günü, gecesi hatta diyeyim, Kaylee ve Madison gece saat 10'dan 1.30'a kadar şehir merkezindeki Corner Club bardaydılar ve orada zaman geçiriyorlardı. 1.30'da oradan ayrıldılar gece ve ardından saat 1.40 civarında böyle hani kamyonlardan yemek satılır ya, sandviç vesaire, öyle bir yer olan Grub Truck'ta görüldüler kendileri. Güvenlik kameraları tarafından görülmekteler bu arada. Ve bunun ardındansa özel bir taksi tutup onunla birlikte eve geri döndüler. Taksiye ise yaklaşık saat 1.45 civarında binmişlerdi gece. Bu Grub Truck'taki güvenlik kamerasında birisi görünmekte onlarla birlikte. Bazı insanlar ondan şüpheleniyordu ama aklınızdaysa vesaire söyleyeyim, araştırıyorsanız, o adam şüpheli değil, yetkililer bu onu zaten aradan çıkarttılar. Ki kızları eve bırakan kişi de, yani taksi şoförü de şüpheli değil. Kaylee ve Madison o gece saat 1.45-2 civarı eve geldikten sonra şimdi bir de Ethan'la Zena'nın o gece neler yaptığına bakalım. Onların da böyle zamanları boşluklar arasında, bazı aralıklarda ne yaptıkları tam olarak bilinmiyor. Ama onlar da Sigma Chi evine gitmişlerdi. Onlar da tıpkı diğerleri gibi gece saat 1.45'te eve geldiler. Evde aynı zamanda diğer iki ev arkadaşları da vardı. Onlar da gece saat 1 civarı eve gelmişlerdi. Şüpheli sayılmıyorlar. Davanın en başından itibaren asla şüpheli olmadıklarını polis bastıra bastıra söylemekte kendilerinin. Ve onlar da cumartesi gecesi dışarı çıkmışlardı çoğu öğrencinin yaptığı gibi. Daha sonra da gece saat 1 gibi, yani diğerlerinden önce eve gelmişlerdi. Şüpheli tutuklandıktan sonra belge yayınlanana kadar polisler ve çoğu kişi de bu olayların gece saat 3 ila 4 arası gerçekleştiğini düşünüyordu. Ama bunun doğru olmadığı şimdi ortaya çıkmaya başladı. Onu da anlatacağım zaten. Evde bu 6 kişinin dışında bir de köpek vardı bu arada. Bu köpek de Kaylee'nin köpeği Murphy'ydi. Polisler ilk başta bu olaylar yaşandığı sırada diğer iki ev arkadaşının evde bu olaylar sırasında tamamen uykuda olduklarını söylemişlerdi. Şimdi bazı şeyler değişti. Ve onların söylediğine göre saat 11.58'de sonraki sabah, yani hatta neredeyse öğlen olmuş artık, bu diğer ev arkadaşlarından birisi 911'i aramıştı ve evde bilinçsiz yatan birisinin olduğunu söylemişti. Bunun için polis çağırmıştı. Kimlik de zaten açıklanmadı bu ev arkadaşlarının bayağı bir süre. Sonrasında açıklandı. Zaten değineceğim her şeye bunu deyip duruyorum ama. Her neyse, ve polislerin söylediğine göre o arama sırasında 911 operatörüyle birden fazla kişi konuşmuştu bu bilinci olmayan kişi hakkında. Ve daha sonra polisler de olay yerine geldiler. Olay yerine geldiklerinde ise anlatılan şeyden çok daha farklı bir olay yaşandığını fark ettiler. Şimdi olaya girmeden önce size, ekranda da göreceksiniz, evin böyle kroki planı mı denir?
Öyle bir planını göstereceğim ve bunda kısaca özet geçeceğim. Ev 3 katlı aslında ama hani olur ya mesela bir yol daha aşağıda geçiyordur, bir yol daha üstten geçiyordur. Bundan ötürü aslında evin birinci katı da zemine çıkıyor, ikinci katı da zemine çıkıyor. Yani üst taraftan çıktığı için üst tarafın yeri daha yüksekte. Ama asıl olarak kat planına göre bakarsanız 3 katlı bir ev. Girişte 2 tane yatak odası var. İlk başta bu yatak odalarında diğer ev arkadaşlarının kaldığı düşünülmekteydi. Şu anda öyle bir şey düşünmüyoruz. Bir tanesinin en azından kesin olarak orada kalmadığını biliyoruz. Değineceğim evin içini gösterirken size. Aynı zamanda bir banyo var ve böyle eşyaların koyulduğu bir oda var. Daha sonra ikinci kata baktığınızda Ethan ve Zena'nın yatak odası olarak görülmekte. Yani aslında Zena'nın yatak odası Ethan da geldiğinde onunla orada kalmakta. Ve bu ikinci katta aynı zamanda bir oturma odası gibi bir alan var, ortak yaşam alanı. Onun dışında diğer boş yatak odası gibi soru işaretiyle koyulmuş yer şimdi belirlendi. Ev arkadaşlarından Dylan adlı kızın yatak odası. Üçüncü katta ise Madison ve Kaylin'in yatak odaları var. Ve müdahale eden olay yerine gelen memurlar da evin ikinci ve üçüncü katlarında bu dört kurbanı buldular. Yetkililer 911 arandığı sırada evde bulunan hiç kimsenin cinayetlere karışmadığından eminlerdi. Şüpheli olmadığını evdeki kişilerin belirttiler tekrardan. Ve söylediklerine göre eve geldiklerinde kapı zaten açıldı. Çıktı. Hatta evden eve zorla girme belirtisi yoktu. Hiçbir şey de evden çalınmamıştı. Ve o gece saat 3'ten sonra Kaylin'in erkek arkadaşına birden fazla arama yapıldığı ortaya çıktı. Ama polisler yine de onun bu davada bir şüpheli olmadığını en başından yine belirttiler. Hatta şöyle söyleyeyim, saat 3'ten sonra Kaylin 6 kez aramış erkek arkadaşını. Ardından Madison 3 kez aramış ve sonra Kaylin bir kez daha şansını denemiş. Ama anladığım kadarıyla açmamış kendisi, Jack ismi de. Ama bununla hiçbir alakası olmadığını söyledi polisler en başından ve saat gece 3'ten sonra olayların yaşandığına inanmalarının sebebi de bu aslında. Çünkü 3 civarı telefonlarla aradıkları görülmekte, hayattalar yani hala. Yapılan otopsiler sonucu hepsinin birden fazla kez bıçaklandığı ortaya çıktı ve polisler bu olay yaşandığında 4'ünün de muhtemelen uyuyor olduğunu düşündüklerini söylediler. Bazılarında savunma yaraları vardı söylediklerine göre. Rambo stili büyük bir bıçak kullanılmıştı bu olayda. Ve suçlunun arkasında çok fazla fiziksel kanıt bırakabileceği, hatta kendine de yanlışlıkla zarar vermiş olabileceğini düşünüyorlardı bunları gerçekleştirirken. 28 Kasım'da Kaylin'in babasının yaptığı bir röportaja göre hepsi çok çabuk bir şekilde hayatlarını kaybetmişti. Çünkü yani olay yeri gerçekten fena. Özellikle Kaylin'in yaraları çok fazlaymış diğerlerine göre. Madison'ınki ile Kaylin'inki farklı olaylardan gelmiş gibi görünüyormuş hatta Kaylin'in babasının söylediğine göre. Ve yine söylenenlere göre Maddie'nin odasında bulunuyorlar Kaylin ve Madison. İkisi de aynı yatakta bulunmaktalar. Size Kroki'de göstermiştim yani Maddie ile Kaylin'in odalarını. Banyonun hemen yanındaki oda Maddie'nin odası. Zaten evin içine gireceğiz. Orada bulunmaktalar kendileri ve ayrıca polisler ellerini de bütün kurbanların poşetlemiş DNA'ları alabilmek için, yani birisinin DNA'sı varsa bulabilsinler diye. Tabii birçok dedikodu da vardı ortada. TikTok'ta vesaire de bu çok dolanıyordu. Mesela bunlardan birisi Kaylin'in bir stalker'ı olduğuna dair bir iddiaydı. Ama polisler bunu da incelediler. Çünkü kendileri söylediklerine göre şu noktaya kadar da demeyeyim, bir hafta öncesine kadar yaklaşık 20 binden fazla ihbar almışlardı. Ve bunların arasında tabii ki stalker ihbarları da vardı. Polisler bunu da incelediler ama hiçbir şekilde bir stalker'ı doğrulayamadıklarını söylediler. Ellerinde şöyle bir bilgi vardı. İki tane adam Ekim ayının ortalarında Kaylin markete gittiğinde onun peşindeymişler. Ve güvenlik kameralarında görüldüğü üzere bu iki erkek Kaylin dışarıya arabasına doğru giderken onun peşine doğru ilerlemekteler. Onunla hiçbir temas kurmamışlar. Ama bu iddialar kapsamlı bir şekilde araştırılmasına rağmen onu devamlı stalklayan birisi olmadığını, buna dair bir şey çıkardıklarını söylediler. Bilemiyorum ileride buna dair daha açıklama yaparlar mı? Çünkü polisin söylediği bazı şeylerin tam tersinin yaşandığını öğrendik. Hani soruşturmayı korumak için yaptılar büyük ihtimalle ama bunu da mı onun için yaptılar bilmiyorum. İleride bir farklılık olursa, yani bağlantılı kişinin onun stalker olduğu ortaya çıkarsa hiç şaşırmam açıkçası. Ama şu anda polisler öyle bir stalker olayının olmadığını söylüyorlar. Yani bu olayla bağlantılı bir şey olmadığını en azından. Ayrıca polisler olayı tam olarak anlayabilmek için de çevredeki bütün güvenlik kameralarının görüntülerini de talep ettiler. Yani o eve giden yolların vesaire hepsinin görüntülerini toplayıp bir film gibi oluşturmaya çalışacaklardı görüntüleri. Kim gelmiş, kim çıkmış, şüpheli görülüyor mu vesaire diye. Buna ek olarak bu davadaki
büyük haberlerin başlamasından hemen önce bir video yayınlandı. Bu videoda güvenlik kamerası görüntülerinde Madison ve Kaylee yanlarında bir adamla yürümekteler ve adam yemek aldıkları yerdeki kişiye benziyor. Bu videoda bir kadının Maddie, Adam'a ne dedin dediği duyuluyor ve ardından Maddie de her şeyi anlattım diyor. Ama Kaylee'nin ailesinin avukatı bu adamın davayla alakalı olmadığını, bardaki bir kişi hatta bartender olduğunu söyledi. Bunu da aradan çıkaralım bu dedikoduyu duyanlarınız ve merak edenleriniz varsa. Şimdi asıl büyük noktaya geliyoruz. 7 Aralık tarihinde polis 13 Kasım günü erken saatlerde kurbanların evinden ayrılırken görülen ya da hatta yakın çevresinde görülen beyaz 2011-2013 model Hyundai Elantra'nın görüldüğünü söyledi. Ve bu Hyundai Elantra'nın davayla alakası olduğunu düşünüyorlardı. Sürücüsüyle görüşmek istediklerini belirttiler. Bu araç aynı zamanda gece 3.45 civarında yakınlardaki bir benzin istasyonunun güvenlik kameralarına takılmakta. Polisler bunu duyurduktan sonra güvenlik kamerasını inceleyen çalışan bunu fark ediyor ve ardından ekrandan fotoğrafını çekip polisle iletişime geçiyor. Bu dediğim gibi güvenlik kamerasında 3.45'te görülmekte ve yönüne bakıldığında olay yerinden hızlı uzaklaşıyor gibi görülmekte. Bu da insanların aklında olayların zamanını 3 ila 3.40 arasında çekmiş. Çünkü bu bahsettiğim benzin istasyonu arabayla normal hızla giderseniz 4-5 dakika süren bir mesafedeymiş. Hızlı giderseniz 2-3 dakika. Yani 3.45'te orada görüldüyse büyük ihtimalle 3.40 civarı adam evden ayrılmıştır diye düşünüyorlardı insanlar. Ve kızların da işte 2.52 civarında arkadaşını aramayı yaptıktan sonra bu olayların yaşandığını, sonra böyle bir adamın da buradan çıkıp kaçtığını düşünüyorlardı. Ama o araç ya aranan Hyundai Elantra değil ya da o saatlerde bu olay yaşandığında oradan çıkıp gitmiyordu. Ya etrafı dolanıyordu ya başka bir şey, bilemeyeceğim. Bunu şu anda bilmemizin sebebi ise Zena'nın telefonundan alınan veriler. Bu verilere göre Zena saat gece 4'e 12 geçe TikTok'taymış. TikTok'a bakıyormuş, yani hayattaymış ve her şey evde yolundaymış. Bu yüzden 3.40 civarında bir şeylerin yaşanmış olması imkansız oluyor bu durumda. Buna ek olarak Zena bir de yemek teslim almış eve o sırada. Bundan dolayı da hayatta oldukları bilinmekte. Kimisi belki mutfakta yemeği koyduktan yukarı çıktıktan sonra karşılaştığını düşünüyor. Yani belki şoktan evdeydi o sırada diye. Polisler dediğim gibi araç hakkında sürekli bilgi istiyorlardı. Ve daha sonra bir yerde park halinde bir Hyundai Elantra bulunduğu söylendi. Bu araç böyle bir yere çarpmış ve bırakılmış bir şekildeydi. Terk edilmişti günlerdir. Hiç kimse gitmiyordu yanına. Polisler bu aracı incelediler. Sürücüsünün bir kadın olduğunu ve bu olaylarla hiçbir bağlantısı olmadığını çıkardılar ortaya ve o araç artık listeden silindi. Ve olayın en büyük noktalarına geliyorum şimdi. Moskova polisi 29 Aralık'ta evde bazı çalışmaların yapılacağını söyledi. Çalışmalar 30 Aralık'ta gerçekleştirilecekti. Çünkü evde işte kanıt aranırken, kanıtlar toplanırken etrafa tabii ki kimyasallar dökülmüştü. Kimyasallarla çalışılmıştı ev içinde. Ve bundan ötürü bu kimyasallar sağlığa zararlı bir hale geliyordu. Artık bir şeyler herhalde evde kalmadı bulunacak diyerekten evi temizlemeye başlamışlardı. Ancak çalışmalar gün içerisinde gelen bir aramayla birden durduruldu. Ethan'ın kardeşi de bu olaydan önceki gece, yani aramaların durdurulmasından önceki gece bir paylaşımda bulunmuştu. 10.56'da bir arama aldım ve o zamandan bu yana uyuyamadım. Sadece bu kadarını söylüyorum demişti. Ne olduğunu açıklamamıştı. Ve daha sonra polisler büyük bir duyuru yaptılar. Bu duyuruya göre 30 Aralık'ın erken saatlerinde Pensilvanya'nın Pocono dağlarında 28 yaşındaki Brian Kohlberger adındaki kişi bu davayla ilgili tutuklanmıştı. Ve şunu dinleyin, kendisi Washington State Üniversitesi'nde kriminoloji okuyan birisiydi. Kriminoloji alanında doktora yapıyordu hatta. Yani bu olaylarla alakalı geniş bilgisi olan birisiydi aslında. Ve kaynakların söylediğine göre yetkililer aradıkları kişinin bizzat farkındaydılar. Yani bu mesela olayı yakından takip edenleriniz varsa, polis en başından beri hiçbir şekilde bir şüphelimiz yok, hiçbir şey bilmiyoruz, herhangi bir ilgili kişi bile yok bu davada diyordu. Ama meğersem öyle bir şey yokmuş. Çünkü kendisi Kasım ayı bitmeden daha şüpheli olarak bulunmuş ve polisler onu zaten sürekli izlemekteymişler. Büyük ihtimalle davayı korumak istedikleri için duyurmadılar hiçbir şey şüpheli var vesaire diye. Ve son tutuklanmasına önceki 4 gün boyunca da FBI onu izlemiş, her adımını takip etmiş. Onun suçlu olarak net olarak belirlemelerini sağlayan şey ise DNA örneği. Bu da şu şekilde yaşanıyor. Evde Maddie'nin yatarken, cansız yatarken
yanında bir bıçak kılıfı bulunuyor. Ve bu bıçak kılıfında da sadece Brian'ın DNA'sı bulunmakta. Her ne kadar cinayet silahı bulunamasa da kılıfını bulmuş oluyorlar. Yani orada unuttu mu, düştü mü, artık nasıl oldu bilmiyorum. Ve bu şekilde polis aslında ona davayı bağlamayı başarıyor bir yerde. Bunun yapılabilmesinin sebeplerinden birisi de şu: Brian normalde bu olaylardan sonra çok dikkatli davranıyor. Her yere giderken, markete bile giderken eline eldiven takıyor ki büyük ihtimalle ya ilgilenildiğinin ya bir şeylerin ortaya çıkabileceğinin farkında ve hiçbir yere parmak izini bırakmamaya çalışıyor. Ama polisler onun en son evindeki çöpünü alıyorlar ve bu çöpün içerisindeki şeylerden DNA'sını buluyorlar ve DNA'yı bu şekilde Brian'la eşleştiriyorlar. Buna ek olarak Brian'ı bu olayla bağlayan çok başka bir şey daha var. Bu da telefon sinyalleri. Söylenenlere göre bu olaylardan önce Brian'ın telefon sinyalleri bu olayın yaşandığı evin etrafında tam 12 kez görülmekte. Yani 12 kez oradan sinyal veriyor telefonu. Bu da şunu gösteriyor: öncesinde buraya gelmiş, bu evi incelemiş, etrafını incelemiş, bunları takip etmiş ve planlamış bir şeyleri. Hatta buna ek olarak sonraki sabah, yani olayın yaşandığı gecenin sabahı saat 9'u 12 geçe yine Brian'ın telefonu olayların yaşandığı evin oradan sinyal vermekte. Yani olay yerine geri dönmüş. Artık bıçak kılıfını almak için mi geri döndü, yoksa birileri bir şey fark etti mi, etrafta neler oluyor diye bakmak, kolaçan etmek için mi döndü, bunu bilemiyoruz henüz. Brian söylenenlere göre tutuklandığı sırada başka birini tutukladınız mı diye soruyor ayrıca memurlara ve bunu yapmasının sebepleri de bilinmiyor. Ya başka birisine daha şüphe çekmeye çalıştığı için, onları hedeften şaşırtmaya çalıştığı için yaptığı söyleniyor ya da kendince herhangi bir amacı, başka bir amacı olduğu düşünülmekte. Ama polisler kendisinin bunu tek başına yaptığını düşünmekteler. Bu bilgiyi de vereyim. Brian'ın tutuklanmasındaki sebep ise birinci dereceden 4 tane cinayetle ve bir eve yağmalamayla suçlanması, eve izinsiz giriyor vesaire. Kendisi Pensilvanya'da tutuklandığı için oradan alınıp Idaho'ya gönderildi. Geçtiğimiz günlerde, bu hafta hatta, gönderildi ve Idaho'da mahkeme önüne çıktı. Orada mahkeme önüne çıktıktan sonra ise bir belge yayınlandı. Bunlar da yeminli belgeler, tutuklanmasına sebep olan ve davayla da alakalı bilmediğimiz birçok şeyi, işte şimdi de anlattığım ve anlatacağım birçok şeyi içeren belgeydi. Bu belgede kendisi ilk işte yargıç önüne çıktıktan sonra yayınlandı. Ama bu sadece ilk duruşmaydı. Bu arada daha sonra belirlenecek bir tarihte ön duruşması yapılacak, sonra tekrar duruşması, asıl duruşması yapılacak. Yani önümüzde uzun bir yol var diyebiliriz aslında. Ama ben bu videoyu çektiğim sırada dediğim gibi Idaho'ya teslim edildi ve belgeler yayınlandı. Şimdi yer alan bilgileri özetleyeceğim ve bunu yaparken de net bir şekilde olayları anlatacağım size. Şimdi çok ilginç bir nokta bu da ayrıca. Çünkü ev arkadaşının söylediği şeyler de yer almakta bu belgelerde. Bunları okuduğumda ben inanamadım. Şimdi bu bahsettiğimiz ev arkadaşının adı Dylan. Diğerinin adını unuttum ama onunla çok bir alakalı bir şey yok şu anda. Gerek yok zaten o yüzden. Bu bahsettiğimiz Dylan, dediğim gibi ikinci katta kalıyordu, videonun başında da söylediğim gibi ev planına göre. Yani Zena'yla Ethan'ın kaldığı katta, onların yatak odasının karşısındaki yatak odasında kalmaktaydı kendisi. Ve Dylan, Brian'ı evden çıkarken görmüş arkadaşlar. Yani suçluyu, faili evin içerisinde aslında görmüş ve o bir görgü tanığıymış. Dylan söylediğine göre gece saat 4'e doğru yatıp uyuyor. Ve bunun ardından saat 4'te Maddie'nin köpeğiyle oynadığını sanıyor. Çünkü sesler duyuyor yukarıdan ve yandan. Ama dediğim gibi köpeğiyle oynuyordur diye hiçbir şekilde tepki vermiyor buna. Kısa bir süre sonra birisinin burada biri var dediğini duyuyor. Bu kişinin de Kaylee olduğunu düşünüyor kendisi. Ama söylenenlere göre büyük ihtimalle bu kişi Zena'ymış. Çünkü Zena dediğim gibi saat 4.12'de hala uyanık verilere göre. Kaylee'nin uyumuş olması muhtemel o saatte. Dylan bu sesi de duyduktan sonra böyle bir ağlama, bağırma gibi bir ses duyuyor. Kapıya doğru gidiyor ve tekrardan oradan hani dinlemeye çalışıyor. Bu sırada da bir erkeğin sesini duyuyor. Bu erkek de "Sorun değil, sana yardım edeceğim" gibi bir şey söylüyor. Saat 4.17'de komşunun güvenlik kamerasından bir gümleme sesi duyuluyor böyle yüksek bir sesle. Bunun da ardından defalarca bir köpeğin havladığı duyuluyor. Bu köpek de tahmin edersiniz ki Kaylee'nin köpeği Murphy. Dylan kapıya gidip kapıyı aralıyor. Hani evde birisi mi var diye dışarıya bakmaya çalışıyor. Ve söylediğine göre o sırada siyahlar içerisinde böyle siyah giyinmiş ve ağzı ve burnu maskeyle kapatılmış bir erkeğin ona doğru geldiğini
geldiğini görüyor. Bunu gördüğü anda olduğu yerde donup kalıyor kendisi. Bu erkek de oradan direkt önünden geçip gidiyor, hiç ona bakmıyor bile söylediğine göre. Ve mutfakta dışarıya açılan böyle kaydırmalı bir kapı var. O kapıdan dışarıya çıkıp evi terk ediyor. Ama Dylan da adamı gördüğü anda kapıyı kapatıp kendisini odasına kilitliyor. Ve 911'i aramıyor. Daha sonra sabah 11.58 gibi arıyorlar. Size evin içini göstereyim, evi bir turlayalım isterseniz ki bu sayede daha iyi anlayın ne demek istediğimi. Normalde ev şu anda Google Earth'te blurlanmış bir halde. Yani Google haritalarından öyle girip baktığınız zaman evi dışarıdan göremiyorsunuz. Ama ben evin içini gösteren, evin içinde 360 tur attıran bir yere buldum, bir siteyi ve o siteden görüntüleri sizinle paylaşacağım. Şimdi dışarıdan baktığımız zaman burası olayın yaşandığı ev ve olayın yaşandığı evin bulunduğu sokağın dışarıdan görüntüsü. Şöyle çevirdiğimizde yandaki yolları görebiliyoruz. Etrafta neler olduğunu, eve doğru giden yolları vesaire. Hatta burada Sigma K'ya doğru giden yolu da göstermekte okla. Bu evin yandan görünüşü, burası sadece fotoğraf olarak verilmekte. Aynı zamanda drone üzerinden de görülmekte. Burada şu gördüğünüz aslında ikinci kata denk gelen beyaz kapı var ya, kaydırmalı. O beyaz kapıdan dışarıya çıkıyor Brian. Şimdi evin içine girelim. Eve girdiğimizde karşımızda direkt bir yatak odası var. Bu yatak odasının kimin olduğu vesaire şu anda tam olarak verilmemiş. Burası dış kapı ve burası da 1A numaralı yatak odası. Şimdi merdivenden yukarı bir çıkalım bakalım. Buraya çıktığımızda bahsettiğim oturma odasını görüyorsunuz. Burada koltuk, televizyon vesaire var. Ortak alan yer almakta ve bunun hemen karşısında yine bir banyoyla bir yatak odası bulunmakta. Bu yatak odası da Zena ile Ethan'ın kaldığı yatak odası. Yani onların hayatını kaybettiği oda. Şimdi o odaya doğru gidelim. Koridorda ilerliyoruz. Burası o odanın kapısı. Burası geldiğimiz yön. Odaya girdiğimiz zaman, şöyle çevirdiğim zaman yatak odasını detaylı görebiliyorsunuz. Burası, orada duvarda da yazıyor, onaylandı Zena'nın odası olduğu. Bu bulunduğu yatak onun ve aslında internetteki fotoğraflarda gördüğünüz şey de, yani akan sıvı da bu kısmından akmakta evin. Şimdi buradan çıkıyoruz, koridora geri geldik, oturma odasına gidelim. Ardındansa şu kısma geçiyoruz. Bu da diğer odalara gidiş. Burada bir mutfak yer almakta. Mutfağa şu şekilde bir baktığımız zaman görebiliriz. Burada hatta Zena'nın getirdiği yiyecek falan da var. Burası bahsettiğim mutfaktan dışarıya açılan, verandaya açılan o kapı, kaydırmalı kapı yani. Burası ise şu bedroom 2A dediyse Dylan'ın yatak odası. Yani hayatta kalan ev arkadaşının, bu işte Brian'ı evde gören ve sonra kendini odaya kilitleyen ev arkadaşının yatak odası. Burada o da yazmakta onun odası olduğu onaylandı diye. Okla gösterilen yer çıkış kapısı odasının, yani o kapıyı oradan açarken görüyor dışarıdaki adamı. Yani adamı buradan çıkarken geliyor, görüyor, adam onun yanından geçip gidiyor ve adam bu kapıdan dışarıya çıkıp gidiyor onun söylediğine göre. Hatta ki burada da yazmakta bahsettiğim belgeden bir alıntı olarak. Şimdi yukarı kata çıkalım isterseniz. Bu da Kaylee ile Madison'ın kaldığı kata çıkan merdiven. Böyle ikili bir merdivenden oluşmakta burası. Bir kat daha çıktık ve üçüncü kata gelmiş bulunmaktayız şu anda. Burası yatak odası 3B olarak adlandırılan ve Kaylee'nin yatak odası. Hatta Murphy de bu odadaydı. Bu olaylar yaşandığı sırada polis Murphy'yi bu odada buluyor, köpeğini yani. Ama Kaylee bu odada bulunmadı. Onun da bilgisini şimdiden vereyim. Burası sadece onun yatak odası, normalde kaldığı yer. Buradan tekrar koridora gittiğimizde ise bir yatak odası daha görüyoruz. Gördüğünüz üzere biz şimdi tam buradan çıktık. Bu yatak odası ise Madison'ın yatak odası ve Kaylee ile Madison'ın cansız bedenleri bu odada, bu yatakta bulunmakta. İkisi birlikte ve pembe ile gösterilen yerde ise bıçak kılıfı bulunmakta. Yani ikisi de bu tek olan yatakta bulunuyorlar polis geldiği sırada. Bu da bahsettiğim bıçak kılıfı, bahsi geçen ve üstünde parmak izi bulunan. Şimdi buradan da çıktığımız zaman zaten yan tarafa baktığımızda
Burada da bir banyo yer almakta. Madison'ın odasıyla bağlantılı olan ve Kroki'de gördüğünüz banyo da burası. Ardından dediğim gibi buradan bu adam çıkıyor. Aşağıdan merdivenlerden iniyor. Merdivenlerden indikten sonra da Dylan'ın yatak odasının önünden geçip mutfağa giriyor. Ve mutfaktan da evi terk ediyor. Ki daha önce de söylemiştim size, evin ikinci katı da zemine bağlı, birinci katı da zemine bağlı. Yani birisi araba yolu olsa da birisi de yine yürüyerek çıkabileceğiniz bir yer olmakta. Evet, evin içerisi dediğim gibi bu şekilde. Umarım sizin de aklınızda daha net bir görüntü oluşmuştur. Eğer siz de merak ediyorsanız detaylarını vesaire bunun, ben aşağıya linkini koyarım açıklamalar kısmına ve o linkten de ulaşabilirsiniz. Linkte bulamazsanız da pinlenmiş bir halde yorum olarak bırakırım. Oradan girip bakabilirsiniz. Bu evin turunu siz de kendiniz atmak istiyorsanız, evin içine kendiniz bakmak istiyorsanız. Daha önce de dediğim gibi Brian'ın polis tek başına bu işleri yaptığını düşünmekte ki zaten söylenenlere göre, bize bildirilene göre Dylan da zaten sadece bir kişiyi görüyor evden çıkarken. Buna ek olarak Brian hakkında çok fazla şüpheli şey yer almakta. Söylenenlere göre kendisi çocukken dışlanmış birisiymiş ve özellikle kadınlar tarafından reddedilirmiş. Bu da onda bir böyle kadınlara karşı nefret oluşmasına sebep olmuş. Kendisi Washington State Üniversitesi'nde doktora yapmakta, kriminoloji alanında ve Reddit üzerinde de 213 gün önce, bu olaylardan 213 gün önce sanırım, yayınladığı bir şey var. Bu yayınladığı gönderide bir proje kapsamında, araştırma projesi kapsamında insanlardan son işledikleri suç hakkında bir anket doldurmalarını istiyor. İşte anonim kalacaksınız, merak etmeyin, sadece çalışma için istiyorum vesaire diye. Anketteki sorularsa çok ilginç. Olaylardan önce, yani yaklaşık bir yıl önce yaşanmış olduğunu da göz önüne alırsak. Bu sorulardan bazıları, evden ayrılmadan suç için hazırlandınız mı? Suçu işledikten sonra ne hissettiniz, ne düşündünüz? Olay yerini nasıl bıraktınız? Oradan nasıl uzaklaştınız? Gitmeden yaptığınız bir şey var mıydı? Kurbanın yerini vesaire belirlemeden önce hangi adımları uyguladınız? Neden onca kişi arasından bu kurbanı hedef olarak seçtiniz ya da bu hedefi seçtiniz? Yani bunlar da gerçekten çok şüpheli sorular aslında. Sanki kendi kendine böyle tavsiye arıyormuş gibi bir izlenim veriyor insana. Bir de bir True Crime podcastini aramış kendisi. Ve bu aradığı True Crime podcastinde yurtlarda kalan erkekleri suçlamış aslında. Onlara şüphe çekmeye çalışmış. Bu davayı araştıran bir podcast bahsettiğim. Ve oraya bağlanıp işte bana bu oğlanlar sürekli birinin canına kıyarsan ne olur gibisinden sorular soruyorlar. Benden bilgi almaya çalışıyorlar demekte. Yani aslında şüphenin yurtlarda kalan erkeklerden birisine yönlendirilmesi için uğraşıyor bir yerde. Brian'ın arkadaşlarının söylediğine göre kendisi olaylardan sonra gayet normal davranmaktaymış ve çok böyle sohbet muhabbet eden bir haldeymiş. Normal, sakin davranıyormuş. Ama Christmas zamanı, yani Noel zamanı, güya ailesini ziyaret etmek için Idaho'dan ayrılıyor kendisi. Yani Moskova'dan ayrılıyor diyeyim. Washington State Üniversitesi ile Idaho Üniversitesi de birbirine yakın bu arada. Ailesi ise Pensilvanya'da yaşıyor. Oraya gitmek hedefi aslında yani. Hatta babası Pensilvanya'dan Idaho'ya geliyor. Oradan Brian'ı alıyor. Hyundai Elantra'ya biniyorlar. Bu arada bunu da söyleyeyim. Brian'ın arabası Hyundai Elantra. Nerede bulunduğunu polis çok söylemiyor ama söylenenlere göre evinin orada bulunmuş. Ve bu arabayla birlikte babasıyla çıkıp Pensilvanya'ya doğru Idaho'dan tekrardan yola çıkıyorlar. Ve yol sırasında iki kez polis tarafından durduruluyorlar. Bu iki kez durdurulmalarından birisinin sebebi aşırı hızla gidiyor olmaları. Diğeri ise bir arabaya böyle çok yakın takip ediyor olmaları. Bundan dolayı polis aslında durduruyor. Ama o sırada tabii Brian'ın arandığına dair vesaire bir şey her yere verilmiyor doğal olarak. Gizli bir bilgi. O yüzden öyle bir şüpheli durumunda da olmadığı için bunlardan dolayı uyarıyor. Hatta videosu var polisin üzerindeki kameradan çekilmiş. Ve bu videoda Brian'ın aslında şu bileğinin burası böyle yara gibi görünüyor sanki, böyle kesik gibi. Onun da aslında olaylar sırasında olmuş olabileceğini düşünen insanlar var. Bilmiyorum ne kadar doğru. Şu anda Brian Idaho'da hapiste ve ön duruşmasını beklemekte. Justice doesn't have a room where you can read books and you can go to school and you can have, you know, 3 meals and you can have your vegan diet. To me, that's not justice. Justice is when you leave the planet and the whole world is able to rejoice and be glad that you are not there.
Kendisinin ön duruşması ne zaman olacak bilmiyorum ama o yapıldığı zaman vesaire ya da bu davayla alakalı bilgiler geldikçe ben bu videoyu güncelleyeceğim. Yeni bir seri olarak devam ettireceğiz yani bunu. We're glad that we live in Idaho. Definitely. I'm assuming that you are in favor of the death penalty for this defendant. If our daughters could switch places with him, and I'm saying Maddie is my daughter, we'd do it in a heartbeat. If they could sit there and have three squares, a place to live, and we could call them, we could write them letters, they could watch TV, they could get educated. I would love if Maddie and Kaylee were doing life in prison right now. Yeah, so at least we could talk to them. That's not. They'd be breathing. If you want to play God's role, then you're going to have to. You're going to have to go answer to him. Sonuna kadar olabildiğince, gücüm yettiğince ben burada olmaya çalışacağım. Ama bu videoyu kapatmadan önce size birazcık bu kişiler hakkında yani Kaylee, Madison, Zena ve Ethan hakkında bilgiler vermek istiyorum. Çok kısa da olsa. Kendilerinin internette ölüm ilanları yayınlandı ve bu ilanlarda aileleri onların karakterlerine dair birkaç bir şey söyledi. Bazı kısımlarını okuyacağım size onların ki bu sayede aslında anlayabilin ki bunlar da hepimizin yaşıtları olan insanlardı. 20-21 yaşındaki kişilerdi. Üniversiteye gelmiş, üniversitede hayatlarının en güzel belki yıllarını yaşayan ve çok mutlu olan kişilerdi, gençlerdi. Hayatlarında daha yaşayacakları o kadar çok şey vardı ki. Ve görünüşe göre aralarında da müthiş bir arkadaşlık vardı, müthiş bir dostluk vardı hepsinin. Ve böyle fotoğraflarına vesaire baktıkça daha çok anlıyoruz. Bu aslında bizim haberlerde böyle heyecanlı takip ettiğimiz bir olay numarası ya da o bir sürü olaydan birisi olarak görmenizi istemiyorum. Bunlar gerçekten birçoğumuzun yaşıtları olan ve hepimiz gibi sıradan olan insanlardı. Onlar hakkında söyleyeceğim birkaç bir şeyi okuyacağım, birkaç bir şey diyeyim. Dinlemek isterseniz ve burada kalırsanız beni çok memnun edersiniz o yüzden. Kaylee Jade Goncalves 8 Haziran 2001'de Concord, Kaliforniya'da dünyaya geldi. 13 Kasım 2022'de son bir macera için bu dünyadan ayrıldı. Kaylee daha doğmadan önce bile bir ateş parçasıydı ve hayat doluydu. Steve ve Christy'nin üçüncü, ortanca çocuğuydu. Vahşi bir enerjisi vardı, farklı bir çocuktu. Kendisi özgün, sosyal, güzel, eğlenceli bir insandı. Claire's'ı, modayı ve aksesuarları çok severdi. Etrafındakileri güldürmek için elinden gelen her şeyi yapardı. Kaylee, ortaokul için Charter Akademi'ye geçmeden önce abi ve kız kardeşiyle birlikte Bora İlköğretim Okulu'na gitti. Ve burada o ve Maddie birbirlerini buldular. O günden sonra artık 5 çocuğu olan bir aile değildik. 6 çocuğumuz vardı. Maddie de bu çocuklardan biri olmuştu. Kaylee, bin bir türlü ısrarla aileyi ikna etti. Maddie ile birlikte Lake City Lisesi'ne gittiler. Bunun ardındansa yine Maddie ile birlikte Idaho Üniversitesi'ne gittiler. Kaylee, Alpha Phi Kız Öğrenci Yurdu'na katıldı ve bir ilkokul öğretmeni olmak için eğitim görüyordu. Kaylee, tüm eğitim yılları boyunca inanılmaz notlar aldı ve gittiği her yerde arkadaşlar edindi. Sosyaldi, tuhaf davranmaktan çekinmezdi, insanlarla arası çok iyiydi ve biraz da şapşaldı. Üzgünüz Kaylee ama bu doğru. Arkadaşlarına ve ailesine sürekli eşek şakaları yapmayı çok severdi. Maceraya bayılırdı. Çalışkandı. Lisedeyken bile eğitimine ek olarak her zaman tam zamanlı bir işi vardı. Kaylee süslü olmayı severdi, pahalı şeyleri severdi. Bunları kendi parasıyla satın almaktan da büyük gurur duyardı. O güçlüydü, o adildi, o sert bir kızdı. O kendini adamış birisiydi. Çok güzeldi, tamamen sevgi doluydu. Kaylee şimdi en sevdiği insanlar olan dedesi Robert Lukens, büyük babası Steve Goncalves ve dünyanın en büyük, en güzel köpeği Mojo ile birlikte bir sonraki macerasına devam edecek. Sevgiyle çevrili bir dünyaya geldi ve yine öyle bir şekilde dünyayı terk etti. Yanındaysa seçtiği kız kardeşi olan Maddie Morgan vardı ve bu dünyaya aynı yatakta veda ettiler. Madison May Morgan 25 Mayıs 2001'de Eugene, Oregon'da doğdu ve 13 Kasım 2022'de Moskova, Idaho'da hayatını kaybetti. İlk günden itibaren hayatı, ailesi ve onu çevreleyen her şey için bir nimet oldu. Maddie'nin herkes tarafından sevildiğini söylemek yetersiz kalır. Maddie sıra dışı oluşuyla, mizah anlayışıyla ve başkalarını güldürmede ne kadar yetenekli olduğuyla biliniyordu. Onu tanıyan herkes onun acıkmasına asla izin vermemesi gerektiğini biliyordu.
Maddie geleceğine odaklanması ve geleceğine dair kararlılığıyla da takdir edilirdi. Lise ve üniversitede, okuldaki derslerinde, çalıştığı tüm işlerde de başarılı oldu. Çevresinde onu çok seven, onu takdir eden arkadaş, meslektaş, danışmanlar ve öğretmenler ağı oluşmuştu. Maddie evinden biraz uzakta olan ama aslında çok da uzakta olmayan Idaho Üniversitesi'ne gideceği için çok heyecanlıydı. Pi Beta Phi'ye katıldı ve en yakın arkadaşlarından bazılarıyla orada tanıştı. Hatta buradayken kız kardeşi Kaylee ve hayatının aşkı Jake de yanındaydı. Onu sonsuza kadar minik ve sevimli, pembe ışıltılı şeylerle çevrili olarak hayal edeceğiz. Çünkü biz Maddie'yi tam olarak böyle tanıdık. Maddie'nin cennette sonsuza dek büyük annesi Ruth'un kollarında güvende olması içimizi biraz rahatlatıyor. Priest Lake, Idaho'dan olan ve 300'lerden birisi olan Ethan, Ekim ayında güzel bir salı akşamı saat 16.43'te 300'lerin birincisi olarak dünyaya geldi. Ailemiz ilk 1,5 yılı Olympia'da Summit Gölü'nde yaşayarak geçirdi ve ardından Conway'a taşındık. Çocuklar harika bir eğitim aldılar, aynı zamanda futbol, basketbol oynadılar ve başka sporlarda da yer aldılar. Ethan'ın en sevdiği anılarından birisi, erkek kardeşinin Conway'de 30 numaralı formayı giydiği basketbol sahasındaydı. 2021 Ağustos'unda 3 çocuğumuzu da üniversiteye bırakmak için Idaho Üniversitesi'ne gittik. Ethan, Idaho Üniversitesi'ne gittiğinden beri hayatının en güzel yıllarını yaşıyordu. Sosyal hayatı, okul içi eğitimlerini seviyordu. Akademisyenleri de çok severdi. Spor yapmaya da devam ediyordu. Hatta geçen yaz boyunca onunla golf oynayabildiğimiz için hepimizin çok şanslı olduğumuzu düşünüyoruz artık. Golf sahasında değilse ya da çalışmıyorsa onu genellikle surf yaparken ya da sahilde voleybol oynarken bulabilirdiniz. Ethan hayatı severdi. Sürekli gülerdi. Uyandığında gülümserdi ve yatağa gittiğinde hala gülümsüyor olurdu. Herkese karşı nazik ve bir dosttu. Hepimiz dünyayı daha iyi bir yer yapmaya çalışalım ve hepimiz lütfen Ethan gibi yaşayalım. Idaho Post Falls'dan Zena Kernodle ne yazık ki 13 Kasım 2022'de 20 yaşında bu dünyaya çok erken veda etti. Zena 5 Temmuz 2002'de dünyaya geldi. Zena Post Falls'da büyüdü ve çocukken yetenekli bir jimnastikçiydi. 2020'de mezun olana kadar voleybol, atletizm ve futbol oynadığı Post Falls Ortaokul ve Lisesi'ne devam etti. Lise yıllarında Texas Roadhouse'ta çalıştı ve pazarlama alanında uzmanlaştığı ve aktif olarak çalıştığı Idaho Üniversitesi'ne devam etti. Pi Beta Phi kardeşliği ve Vandal çözümleri satış ekibi üyesiydi. Bu faaliyetlere katılmadığı zamanlarda Moskova, Idaho'daki Mad Greek restoranda yarı zamanlı işinde çalışıyordu. Zena köpeği Shoeshine'ı çok severdi. EDM müzikten keyif alırdı, konserlere giderdi, arkadaşlarıyla vakit geçirirdi ve kız kardeşiyle, babasıyla aile gezilerine giderdi. Küçükken büyük annesi ve büyük babasının çiftliğinde ve yazları nehirde vakit geçirmeye bayılırdı. Zena ailesi, arkadaşları ve onu tanıyanlar tarafından çok sevilen biriydi. Herkesin kendini iyi hissetmesini sağlamak için elinden gelen her şeyi yapan, çok pozitif ve dışa dönük bir insandı. Hayatı dolu dolu yaşama arzusu ve bulaşıcı mizah anlayışı onu tanıyan herkes üzerinde kalıcı bir etki bıraktı. Zena, olması gereken kadın olmaya daha yeni başlıyordu ve dünya onsuz çok daha eksik bir yer olacak. Onu çok özleyeceğiz ve hepimizin onun canlı ruhundan bir parçayı şimdi ve sonsuza kadar taşıyabileceğimizi umuyoruz. Buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Eğer gerçekten de dinlediyseniz aşağıya bir kitap emojisi bırakmanızı istiyorum. Bu sayede buraya kadar gerçekten izlediğinizi, dinlediğinizi anlarım. Bu da beni çok mutlu eder. Hava da kararıyor şu anda zaten ben çekmeye başladığımdan bu yana ve videoyu da artık burada kapatacağım. Daha fazla gelişmeler oldukça dediğim gibi sizlere bunları da aktaracağım. Kanal üyelerime de buradan çok çok teşekkür ederim. Benim kanalıma maddi destek de sağladıkları için ve onların da eğitimlerini hepsini ekranda görebilirsiniz. Şu anda siz de kanal üyesi olmak istiyorsanız abone ol butonunun yanındaki katıl butonundan üye olabilirsiniz kanala. Buna ek olarak dava hakkındaki düşüncelerinizi de mutlaka yorumlarda belirtin. Hepsini konuşalım. Ne düşündüğünüzü gerçekten çok merak ediyorum. Olayı biliyor muydunuz? Benden mi duydunuz? Bunları bilmek isterim. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı başladık. Kırmızı butondan kanalıma abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi güncellemelerden anında haberdar olmak istiyorsanız Instagram'ımı takip etmenizi öneririm. Eğer daha yakından almak istiyorsanız, YouTube'u beklerim diyorsanız tabii ki size kalmış. Karanlık Dosyalar Podcast'ini de yine açıklamalardaki linklerden bulabilirsiniz. Beni izlediğiniz için tekrardan çok 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 teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.